Nizamettin Bey, kolay gelsin. Biliyorsun gündemlerde bir haftadır sürüyor. 1 Haziran itibariyle ekmeğin fiyatlanacağı hakkında evet yazılar da gelmişti. Bugün gelen bazı bilgiler doğrultusunda evet ekmek fiyatlarının ertelendiğinden bahsediliyor. Siz bu işin yani ilk ağzı olarak, üreticisi olarak ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yazı geldi mi? Ne yapacaksınız efendim? Verilen hak geri alınmaz. Ekmek fiyatları, yani ekmek daha doğrusu ekmek, Türkiye'de ekmek siyaseti alet edilemez. Tamam mı? Çünkü neden? Bu hizmet, kamu hizmeti görüyoruz. Selde, afette, savaşta, depremde, her yerde, her zaman. Ve fırınlarda çalışan, yani ekmek üretiminde çalışan işçiler, özellikle gecesini gündüzüne katarak evine helal ekmek getiren, helal lokma getiren insanlar şu anda EYT'den dolayı işçi sıkıntısı da çekiyoruz. Kalifiye eleman da bulamıyoruz. Asgari ücret 17 bin lira. 30 bin liranın altında adam çalıştıramıyorum, bulamıyorum. 30 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira teklif ettiğim halde adam bulamıyorum, kendim çalışıyorum. Dolayısıyla verilen bir hak var. Sadece ekmeğe 1 lira 50 kuruş, 25 kuruş 1 lira 25 kuruş, 50 kuruş insanlar gözüne batmaz. Bir diyor mu ki benim Rize Esnaf Odası Başkanım Ak Mehmet, ona niye zam yapıyorsun? Evet. Diyor mu? Demiyor. Veya Ankara'daki unculara, veya anladığım Konya'daki unculara, veya Türkiye'deki maya kartellerine. Diyorlar mı? Demiyorlar. Dolayısıyla bir ay önce 650 liraya aldığım un, dün itibariyle 750 liraya aldım. Faturası var. Evet. Devlete gideyim. E-faturayla maliyeye gideyim. Bunlar kontrol edilmiyor. Bunların maliyetine bakılmıyor da. Tamam, ekmeğe verilen 25 kuruşun, yani %25 kuruş mu, bu Rize'deki 3-5 tane esnaf odası başkanının, ki yıllardan beri o odaları işgal eden başkanlar, yıllardan beri işgal etmişler. Sadece Rize'de değil, tüm Türkiye'de de aynı da, Rize'de helal. Bu işi bilmeyen adam, hamur yoğurmasını bilmeyen adam, ekmek pişirmesini bilmeyen adam, bunun maliyetini bilemez. Fırıncılar odası burada kendini de koltuğunu da sağlama alarak, tamam mı? Koltuğunu da sağlama alarak ekmekte siyaset oynatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bununla ne haberi var? İkide bir söylüyorlar. Cumhurbaşkanı memleketinde ekmeğe zam olmaz. Ya Cumhurbaşkanı memleketinde bir bardak çay 15 lira. Çay ocağında oturdum, bugün 15 lira. Bir bardak çay. Evet. Dolmuşa geldi. Tüm zeytine geldi, peynire geldi, yumurtaya geldi. Her şeye zam geliyor. Domatese geldi de. Bu ekmek hizmet ya, bu üretiliyor, insanlar çalışıyor, imal ediyor. İmalat ederken yani bunu düşünmüyorlar. Sonuçta burada kira yok mu? Sonuçta şudur. Bir Temmuz itibariyle verilen hak var. 1 Haziran itibariyle ekmek fiyatlarını uygulayacağız kardeşim. Uygulayacağız. Öyle bir şey yok öyle. 2-3 kişinin, yani Rize Ticaret Odası Başkanı ile Rize Esnaf Odası Başkanı'nın keyfiyle bu işler olmaz. Olmaz. Peki çok teşekkürüz. Yani yarın itibaren biz 12.5 liradan... Biz de muzdarip biz vatandaşımızdan. Bana desin ki devlet, Cumhurbaşkanı desin ki kardeşim, sen pazarda 3 ay enflasyondan dolayı ekmeğe zam yapmayacaksın. 3 ay değil 5 ay yapacağım. 5 evet. ay zam yapmayacağım. Cumhurbaşkanı ama desin. Ama Cumhurbaşkanımızın emri olsun yeter. Teşekkür ederim. Bunlar Cumhurbaşkanımıza güya hani keyif bağışlıyorlar. Evet. Aslında işte yerel yönetimlerde ve son seçimlerde gördük. Çalışmadılar. İnsanlara gitmediler. Gitmediler Cumhurbaşkanımızı. Şeyini yerde bıraktılar, sözünü yerde bıraktılar. Hele memleketinde. Evet, yarın itibariyle ben 12.30'dan uygulayacağım. Teşekkür bana ederim. Bana valim, devlet. Ben devleti tanırım. Ben devletçiyim. Bana vali, valilik, sayın vali yazıyı bir emir gönderirse o zaman uygulamayacağım. Ama yarı resmi, yarı özel, yarı tüzel esnaf odası mı, ticaret odası, ben bunlara bakmam. Şu an itibariyle elimde vali bey bana bir talimat yazsın. Evet. Desin ki pazar fırıncıları kaymakamlık veya pazar kaymakamı bana bir talimat yazsın. Ekmek fiyattan uygulamayacaksın desin, uygulamayacağım. Teşekkür ederim. Ben bunlara bakmayacağım. Evet, ben çalışmalar. Devlete bakarım. Evet. Kim var devleti temsil eden? Kaymakam var. Kaymakam. Kim var? Sayın vali var. Sayın vali mi? Yazsın. Evet. Ben uygulamam. Yani şu anda bizim elimizdeki yazı 1 Haziran itibariyle 12.5 lira diyorsunuz. Vermişim evet. Evet, teşekkür ederim, duydunuz. Evet, bildiğiniz gibi tabii ki her yerde zam var. Şu anda pazarda da yıllardır esnaflık yapan ve pazarın ekmeğini sağlayan Nizamettin Hazır Bey ile yapmış olduğumuz röportajı izlediniz. Hoşçakalın.